Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Hemen başlayalım. İlk önce bölme işleminin mantığı nedir? Örneğin bakın burada 38'i 3'e bölme yapılmış. Ne demektir bu? İşte cebimde 38 tane şeker var. Ben bunu 3 çocuğa eşit olarak paylaştırıyorum ve her çocuğa 12 tane şeker düşmüş ve geriye 2 tane şeker kalmış. Buna da kalan diyoruz. Bazen bölmelerde kalan oluyor. Bazen Kalan hiç olmadığında, burada sıfır olduğunda kalansız bölme diyoruz. Üçüncü sınıftan hatırlıyorsunuz. Bölme işlemindeki elemanların isimlerini buradaki 38 sayısına bölünen sayı diyoruz. Çocukların sayısı bölen sayı oluyor. Ve sonuç kısmına da bölüm diyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi bölme işleminde ilk yapacağımız, dikkat edeceğimiz konu büyük basamaktan başlıyoruz. Yani toplama, çıkarma, çarpma da biliyorsunuz birler basamağından, küçük basamaktan başlarız ama bölmede tam tersi büyük basamaktan başlıyoruz. Burada yüzler basamağı var ve her basamağı bölen sayıya sormam gerekiyor. Bölmeyi denemem gerekiyor. Hemen başlıyorum. İlk önce 4'te 4 var mı? Var. Bölebilirim. Bir defa var. Bir kere sayabiliyorum. Bir kere 4, 4 diyorum. Ve çıkarıyorum. 0. Neden çıkarma yapıyoruz? Çünkü sorduk ya bakalım elimizde kalan var mı yok mu onu denemiş oluyoruz. Sonra ben şimdi bir alt kata indim ve yanıma bir basamak daha çağırıyorum. Yani yukarıdan 2'yi getiriyorum. Bazen öğrenciler burada yanlış yapıyorlar. 4'ü de getiriyorlar. Yani iki sayıyı beraber indiriyorlar. Böyle olmaz. Bir tane basamak getireceğiz ve bu getirdiğimiz sayıyı ilk önce buraya soracağız. Eğer bölebiliyorsak böleceğiz, bölemiyorsak sonra öteğini getireceğiz. Devam edelim. 2'de 4 var mı? Yok. Neden yok? Çünkü 2 tane şeker 4 çocuğa paylaştırılmaz ki şekerler yetmez. Peki yok demek matematikte ne demektir? 0 demektir. O zaman buraya bir 0 koyacağız ve bunu sormuş oldum. Şimdi sırada kim var? Diğer sayı getirdim bunu. Ve şimdi ikisi beraber 24 oldu. Az önce bunu bölememiştim. Diğeri gelince ikisi beraber 24 oldu. 24'te 4 kaç defa var? 4'er 4'er saydığımızda 6 defa var. 6 kere 4 24 oldu. Ve bölmeyi bitirdim. Bütün basamakları sordum. Cevabım 106 çıktı. Kalan yok. 0 oldu. Şimdi 1857'yi 6'ya bölelim. Başlıyorum. Binler basamağından. Bir de 6 var mı? Yok. Yoksa ne yapıyorum? 0 koyuyorum. Öğretmenin biz başta sıfır koymuyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Doğru. Ben size mantığını göstermek için koydum. Bir dahaki sefere koymayacağım. Yani okuldaki öğretmeniniz de biz de aynı şekilde anlatırken başta biri sorduğumuzda eğer bölemiyorsak başa sıfır koymayız. Ama ben yine de size göstermek istedim. Baştaki sıfırı neden koymuyoruz? Çünkü baştaki sıfırın değeri yok. Değil mi? O yüzden koymuyoruz. Devam edelim. Bir de 6 yok. Bölemedim. Sıfır koydum. Peki. Şimdi ikisini beraber soruyorum. 18'de 6 var mı? Var. 3 defa sayabiliyorum. 3 kere 6, 18. Çıkarıyorum. 0, 0. Yine bir kişi getiriyorum. 5'i getiriyorum. Şimdi 5'i soruyorum. 5'te 6 var mı? Yok. O zaman yine buraya bir 0 koyuyorum. Bakın buradaki sorulukta e, yok dediğimizde muhakkak 0'ı koyacağız ortada olduğunu. Tamam baştakini koymuyoruz ama ortadakini unutursak bölmemiz yanlış çıkar o zaman. Devam edelim. Şimdi 700 getirdim ve 57 oldu. 57'de 6 kaç defa var? 6 kere 9 54 ediyor. Şimdi burada şunu da tavsiye ediyorum. Çarpım tablosunu ezberlerseniz çok iyi olur. Yoksa 6'şer 6'şer 57'ye kadar saymak zorunda kalırsınız. Sayarken yolda şaşırabilirsiniz. 6, 12, 18, 24 ya da kaç defa saydığınızı unutabilirsiniz. Onun için çarpım tablosu çok önemli. Ben tabi bildiğim için 6 kere 9'un 54 olduğunu yani 57'yi en yakın 54 olarak söyleyebildiğim için 54 dedim. 7'den 4 çıktı 3, 5'ten 5 çıktı 0. Evet cevabımız 309 oldu. Bakın baştaki 0'ı koymasaydık oluyordu değil mi? 0'ın değeri yok ama ortadakini unutmadık. Onu muhakkak koyuyoruz. İlk sorduğumuzda 0 koymasak da oluyor. Ben de bundan sonra koymadan gideceğim. Kalan da var burada 3 tane kalmış oldu. Diğerini yapalım. 2'de 8 yok. İkisini beraber soruyorum. 24'te 8 3 tane var. 3 kere 8 24 oldu. Çıkarıyorum. Bir kişi getiriyorum. 8. 8'de 8 1 defa var. 1 kere 8 8. Bazen öğrenciler burada bölmeyi bırakıyorlar. Yani yukarıdaki sıfırı getirip şöyle aşağı indiriyorlar. Sonra bu sıfırı buraya sormuyorlar. Cevabı 31 olarak düşünüyorlar ve yanlış oluyor. Getirdiğimiz her basamağı soracaktık değil mi? O zaman sıfırı getirdiğime göre bu sıfırı soruyorum. Sıfırda 8 var mı? Yok bölemedim. O zaman buraya 1 sıfır koyuyorum. Cevap 310 oldu. Şimdi büyük sayılarla bölme yaparken nasıl yapacağız? Öğretmenim 28'er 28'er ya da 93 93 mi sayacağız biz diyorsanız yok öyle değil. Şöyle yapacağız hemen başlayalım. 9'da 28 var mı? Yok. O zaman ikisini beraber soruyorum. 98'de 28. 28'i en yakın onluk olarak yuvarladığımızda 30 olduğunu düşünebilirsiniz örneğin. 30'ar 30'ar sayabilirsiniz. 30, 60, 90 ne oldu? 3 defa oldu. 4 defa saysak 120 olur. Yani 30'ar 30'ar fazla gelir. O zaman 3 defa olduğunu tahmin ederiz. 3 kere 8, 24. 3 kere 2, 6. 2 de elde 8. Ne oldu? 84. 98'e bayağı yaklaştım. Çıkarıyorum. 4, 1. Şimdi sırada 0 var. 0'ı getirdim 140. 140'ta 28 kaç defa olabilir? 5 tane olabileceğini tahmin ediyorum. Buraya 5 koyuyorum. Öğretmenim bizim tahminimiz bazen yanlış çıkıyor. E olsun silersiniz bir tane düşürürsünüz eğer fazla geldiyse örneğin. 5 tane tahmin ettik bakalım. 5 kere 8 40. Elde var 4. 5 kere 2 14 değildi 14. Bakın tam geldi ve 5 tane yaptığım tahmin doğru çıktı. Cevap 35 oldu. Kalan yok. Şimdi yan tarafa bakalım. 3'te 93 yok. 38'de yine yok. O zaman 3'ünü beraber soruyorum. Yani 386'da 93 kaç defa var? Burada da farklı bir yöntem deneyelim. Şimdi 93'ün bir tane basamağını silelim. 9 kalsın. 386'dan da bir kişiyi silelim. 38. 38'i 9'a bölmeyi deneyelim. Böyle bir tahminde bulunalım. 38'i 9'a böldüğümüzde kaç defa olabilir en yakın? 4 tane olabilir. Çünkü 4 kere 9 36 ediyor. 5 kere 9 olsa 45 olur. Fazla gelir. 4 tane olacağını tahmin ettim. 4 kere 3 12. Elde var. 1. 4 kere 9 36. Bir de elde 37. Bakın bayağı yaklaştım değil mi? O zaman doğru tahmin etmişim. 6'dan 2 çıktı. 4. 8'den 7 çıktı. 1. 0. Şimdi 4'ü getirdim. 144 oldu. 144'te 93 kaç defa olabilir? Bir tane olabilir. 2 tane 90 zaten 180 oluyor. Fazla geliyor. 1 kere 3 3. 1 kere 9 9. Çıkarıyorum. 4'ten 3 çıktı 1. 14'ten 9 çıktı 5. 0. Evet. Cevap 41 oldu. Kalan 51 oldu. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Sevgili öğrenciler kalan sayı her zaman bölen sayıdan az olmak zorunda. Eğer buradaki kalan sayı bölenine fazla olduysa bölmede yanlışlık var demektir. Yanlış yapmışsınız demektir. Ama şu anda bakın 51 93'ten küçük olduğu için kalan sayı 93'ten küçük olduğundan dolayı bölmemizi doğru yapmışız. Kalan sayı her zaman bundan küçük olmalı. Cevap 41 çıktı, kalan 51. E, bu şekilde yapmış olduk. Şimdi burayı yapalım. 1'de 56 yok. 19'da yok. 190'da 56. Kaç defa olabilir? 3 tane olabilir. Çünkü 4 tane 50 200 yapıyor. Zaten fazla geliyor. O zaman 3 tane yeterli. 3 kere 6 18. 3 kere 5 15. Bir de elde 16. 168 oldu. Çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2. 8 kaldı. 8'den 6 çıktı. 2. 0. 4. Şimdi 224'te 56. Dediğim gibi bunu 50'şer 50'şer sayabilirsiniz. 50, 100, 150, 200. Bir daha sayarsanız 250. Zaten fazla geliyor. O zaman 4 tane olduğunu tahmin edebilirsiniz. 4 kere 6 24. Elde var 2. 4 kere 5 20. 2 de elde 22. Bakın tam çıktı. Ve bitiriyorum. Cevap 34 oldu. Kalan yok. Son olarak daha büyük 5 basamaklı bir sayıyı 1 basamaklı sayıya böleceğim. 9'da 7 bir defa var. 1 kere 7 7 çıkarıyorum. 2 kaldı. 6'yı getiriyorum şimdi. Yine bir kişi getiriyorum. 26'da 7 3 tane var. 4 tane fazla geliyor. 3, 4 kere 7 28. 3 kere 7 21. Yani 26'yı geçmemem lazım tabii ki. 5 kaldı. Şimdi sırada 8 var. 8'i getiriyorum. 58 oldu. 58'de 7 kaç defa olabilir? 7 kere 8 56 yapıyor. Hemen çarpım tablosunu hatırladım. O yüzden 56, 58'e yaklaştım. 2 kaldı. Şimdi sırada 1 var. 1'i getiriyorum. Ne oldu? 21. 21'de 7. 3 defa var. 3 kere 7, 21. Bunu da yaptım. Yapmadım. Kimse var mı? Var. 4'ü sormadım daha. 4'ü de en aşağıya çalıştığım yere getiriyorum. Ve getirdikten sonra muhakkak soruyorum. 4'te 7 var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Buraya 0 koyuyorum ve bölmeyi bitirmiş oluyorum bunu da sorduktan sonra. Cevabımız 13.830 oldu. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.